Kadir gecesi Kur'an'ın Rabbimizin kelamının insanla insanlıkla buluştuğu gecenin adıdır. Kadir gecesi son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le insanlığı buluşturan bir başlangıç. İnna anzalnahu fi leyletil Müslümanların en büyük hazineye ayet ayet kavuşmaya başladığı mübarek bir gün. İslam alemi manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken bir yandan da Kadir gecesine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, Yüce Allah'ın insanlığa armağan ettiği en önemli zaman dilimlerinden biri. Kadir Gecesi'nde indirilen Kur'an-ı Kerim, insanlık aleminin kurtuluş reçetesi. Yapılan ibadetlerin mükafatsız kalmayacağı, duaların boş çevrilmeyeceği bir gece. Çok sevaplar kazanabilmemiz için Rabbimiz fırsatlar sunuyor. İşte Kadir Gecesi fırsatların en önemlilerinden biridir, bir gecedir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir buyruluyor. Sevgili Peygamberimiz de faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağının müjdesini veriyor. Ya Rabbi bize merhamet et. Ya Rabbi bizi hüsana uğrayanlardan, zarara uğrayanlardan, ziyana uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Ellerin semaya yükseldiği bir anda dillerden süzülecek dualar asla bireysel olmamadı tüm insanlık içinde dua edilmeli. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan Müslümanların kurtuluşu içinde Yüce Allah'a yalvarılmalı.